Mekan sapmasına hoş geldiniz. Ben Tunç Demirçelik, yanımda Aral Halper Norman. Bugün sizlerle birlikte ligin ismini unuttum. LPL ve haftaya başlayacak, daha doğrusu bu hafta başlayacak olan LEC'den bahsedeceğiz. İlk önce LPL'den iki gün maç oynandı. Ben iki maç izleyebildim Aral. Şunu söyleyelim abi, LPL bu sene takım sayısı da arttı. 16 takım oldu. Zibilyon tane maç oynanacak. Ve bunların tamamı İngilizce olarak yayınlanmıyor. Ne hiçbir zaman hepsine yetişebileceğiz, ne de hiçbir zaman hepsini konuşabileceğiz. Hatta bazen büyük ihtimalle geçen sene olduğu için olduğu gibi LPL konuşmadığımız haftalarda olur diye tahmin ediyorum. Değil mi Aral? Aynen öyle. Çünkü abi live olmadım. Ben zaten izleyesim kalmıyordu o zaman maçları. O yüzden hani programı falan, okul ders programı falan bile ben live maçlara göre ayarlıyordum bir oranda. İngilizce yayın olmadı mı iyice soğuyor. İyice hiç izleyesim gelmiyor. Dili bilmeyince. Şimdi içindeki maçların yarısını izleyemeyeceğiz. Çünkü 6 gün maç var. Ve olaylar çok karışık orada. Ama izlediğimiz kadarıyla mümkün olduğu kadar sizlere ulaştırmaya çalışacağız orayı da. Ben IG Top Esports maçını izleyebildim. Ondan başlayalım istersen. IG 2-0 ile geçti Top Esports'u. Ama bana çok da, ya gerçi ilk günde çok da hazır gözükmediler. Çok yolla saçma sapan bir maçtı abi. Evet. Yani IG kafası rahat, istediği şekilde öne geçti. Sonra "Aa, biz çok öndeyiz, biraz işleri zorlaştıralım" dediler. Top Esports'ta hiç fena iş yapmadı aslında. Geçen sezondan JD Gaming'den beri formda gelen Loken biraz gene iş yaptı orada ama çok skill farkı var abi iki takım arasında. Evet. Yani. İki takım arasında değil, IG ile ligin büyük bir kalanı arasında çok ciddi skill farkı var. IG dağınıkken bile o yüzden kazanıyor. Kazanmaya da devam edecekler büyük bir İlk ihtimalle. Başta zaten yani baskına falan geldiler. IG aldı skoru. 1 ve 1 değiştirdiler. Daha 3. dakikada çok gereksiz bir baskında skor verdi Top Esports üst koridoru. Ama sonra bu kadar kolay kazanmayalım dedi IG herhalde. Aynen öyle. Bu kadar kolay kazanmayalım dediler ya. Bana Ning'in performansı biraz dikkatimi çekti. Zeko oyununda da, Kayn oyununda da. Sanki Dünya Şampiyonası finalinde final MVP'si performansını biraz devam ettirmek istiyormuş gibi geldi. Fazla agresif abi. Bak vallahi cezayı kesecekler gene. Ama kesilmesi... Neyse RNG ama... RNG keser onlara cezayı da. 2 hafta Uzi yok. Bilginiz olsun. İlk 2 hafta. Çin şeyinden. Lunar New Year, ay yeni yılından. Çin yeni yılında Uzi yok. Ama zaten her sene benzer şeyler takım oluyor Uzi ile alakalı. Aynen. Aynen. Bu kadar yılların şeyinin çıkması lazım bir şekilde. Problem çıkarmaz. RNG gene IG'nin en büyük rakibi olacak bütün sezon boyunca. Bir de tabii Suning'i görelim bakalım Suning ne kadar ciddi rakip olabilecek onlara. Ya Suning sanırım ESPN'in Power Ranking'i. Sen tweet atmıştın. Birinci sıraya Suning'i mi koymuşlardı? Onlar çok saçmalamışlar. Abi yani dünya şampiyonu takım var. Kadrosunu da korumuş aynı şekilde. Sen iki tane, üç tane iyi transfer yapan takımı koyuyorsun direkt. Suning Olmaz yani. Transferlerinden biraz bahset abi istersen. Sword Art, Maple ve SMLZ. Orada tabii asıl bomba bence SMLZ. Doymin'in ayrılmasıyla birlikte, Doymin'in olmayacak olmasıyla birlikte Rogue Warriors'ın sistemi zaten çöküyordu. SMLZ de ligin geçen sezon zaten en iyi, belki de en iyisiydi yani. Bütün ligde en iyi nişancıydı. Uzi'den bile iyiydi lig aşamasında. Onların da o başarısında çok önemli bir parçaydı. Ve SMLZ'yi kattıktan sonra belki de ciddi bir aday haline geldi Suning. Çünkü Maple ve Sword Art sizi bir yere kadar götürecek ama ondan sonra sıçramayı yapacak adamınız yoktu. Ellerinde Hacker ve Shao zaten geçen sene All Pro teamlerine seçilmiş iki oyuncularıydı. Top laner ve jungler'ları. O parçaları tutacakları da belliydi. Tuttular onları. Üstüne iki ekleme yaptılar. Maple ve Sword Art gayet esnek. Maple çok daha esnek ve o ligin, o ligde ona benzer oyuncular da var şimdi o ligde. İşte Kuro gibi, Shao gibi. O stilde rahat rahat oynatabilecek ve SMRZ'yi hayatta tutup maçlaştırabilecek bir sisteme büründüler. SMRZ de bunu kaldırabilecek seviyede bir nişancı. O geldiği için onlar rakip olacaktır. Onların maçı da yanlış bilmiyorsam yarın. Yani siz bu videoyu izliyorken oynanmış, oluyor, oynanıyor olur muhtemelen. Sunuk Gaming YouTube'daki şey, arkadaşlar. Vici Gaming ile yapıyor. İlk hafta maçlarında genelde dandik maçlar var bu arada. Dandik derken yani işte birinci sonunculuk maçları gibi maçlar var. Sanırım ilk haftanın son günü hariç oralarda bir iki tane iyi maçlar vardı. İşte gene Suning'in iyi bir maçı var. Bulursam fikstürünü söylerim. Neyse diğer seride zaten ben sana işte söyleyeyim abi hemen. Suning pazar günü 14'te RNG ile yapıyor. Ha, o maç güzel onun bir maç. Onun dışında Team W ile bir tane maç var ya pardon şeymiş Blue o. Chop. Sino Dragon Gaming'miş o. O da çok.
Başka Neyse, dikkatimi çeken işte çok önemli Doimbi bir bu oyuncu varmış hafta. gibi gözükmüyor. Tabi bu Tamam, ya. Doimbi bu hafta ilk şeyine karşı oynadı. Eski takımına karşı oynadı. Paramparça ettiler. Doimbi Çok ara istedi. vermemiş miydi? Doimbi ara vermiş. Geldi işte. Ha. Ne çabuk abi, bu ara değil ki. Verdi abi bütün yaz işte. Ara verdi. Başka ne oynandı? Bugün işte Bilibili maçı oynandı. Bir tipik kuro Galyo aldı, taş gibi oynadı. Galyo almadı. İşte ortalarda bir şeyler yaptı yani. Gene yendiler ama onlar da. Yani şu anki maçlardan bir şey çıkarmak çok güç. Çünkü tam LPL maçlarının yani tam oranın stiline uygun kıvamda maçlar geçiyor. Bir de sezon başı olduğu için çok dağınık takım var. Daha kimin nereye kadar ilerleyebileceğini görmek için, onu değerlendirmek için çok erken. Ben EDG'nin Ama maçına bir göz atabildim abi. Buyur, amadan devam et, ben tamamlarım. yani ligde öyle bir durum var ki abi, çok skill farkı var bazı takımlar arasında. Gerçekten kontrolsüzce fark var. O fark kapanmayacak bir fark bu arada. Bu bir yılda falan kapanacak gibi bir fark değil. Abi zaten 16 takım var ya. Yani tabii 16 takım var ve 5'er oyuncu da değil. Hepsinin 12 oyuncusu olan takım da var. Bayağı da kalabalık rosterlar. Özellikle alt sıra takımları çok deneyecek. Üst sıra takımları da playoff'a atabilenler de kendi. Özellikle işte top en üstteki 4-5 takım falan şampiyonluk mücadelesi verecek gibi duruyor. Şu anda onlar da işte IG, RNG, EDG, Suning ve belki JD gibi gözüküyor görüntü. JD de zor ama onların yanına atlaması. Ben şey maçını göz attım abi biraz. EDG, Sino, Sino Dragons Sinodrom, evet. yeni takımlardan biri. Dikkatimi çeken şey, ilk başta Iboy bayağı iyi oynadı ama çıkardılar. Yeni çocuk Hope muydu? Diğer nişancıları. Hope, evet. Yedek nişancıları geldi. O da çok iyi oynadı. Ve Iboy'u çok iyi oynadığı maçtan sonra çıkardılar. 2-0, orada da aşırı seviye farkı vardı senin söylediğin gibi. EDG çok rahat geçti ama yine de o IG'nin yaptığı şeyleri, ay hataları o da yaptı. Anlamıyorum abi, iki maçta da IG ve EDG maçına göz atma şansım oldu benim. Lan bakıyorum, hamleleri yapan taraflar EDG ile IG ama skora bakıyorum, skor eşit hala. Skor dedim yani, skor sayıları. Arada böyle ölmek istiyorlar, ölüyorlar. Aynen öyle bu arada. Arada ölmek istiyorlar. Yani bu arada oyuncu şu anda denemede sizi çok normal EDG'nin falan. Ben IG falan da deneyecek bu arada. Herkes deneyecek. IG zaten ilk Duke'le başladı falan yani. Herkes bir çalıştırmaya çalışacak yeni oyuncularını. Çünkü bu kadar kalabalık bir ligde ve bu kadar skill farkı olan bir ligde çok rahatlıkla alt sıra takımlar üzerinde deneyebiliyorsun bir şeyleri. Sinodragon da yeni bir takım. Yani çok zayıf bir kadroyla geliyorlar. O yüzden bayağı ya, orada birkaç tane bence averaj takım olacak takım var. Onların üzerinde de bir şeyler denenecektir bence bütün Ve yıl boyunca. şöyle bir şey de var. Yani 16 takım, her takım inanılmaz çok sayıda maç yapıyor. Her maç, yani her seri best of 3. Ve oyuncuları dinlendirmek çok makul bir seçenek takımlar için. Yani En bu... azından şey yaptılar şimdi. Konferans bölümü kalktı. Tek gruplar. 16 takımın hepsi aynı grupta. Herkes eşit sayıda maç yapıyor. Doğu batı ayrımı yok. O yüzden bir tık daha ayarlanabilir hale geldi. Dediğimiz gibi, tekrar söylemiş olayım. LPL'i her hafta konuşma fırsatımız olmayacak. Çünkü çok fazla takım var. Ama fırsat buldukça LPL'den de en azından geçen seneye göre daha fazla bahsederiz gibi geliyor. Çünkü Ha daha bir de fazla yayın Sinodragon Vici Gaming maçını falan konuşmayalım zaten. yapıyoruz. O zaman LEC'ye geçelim. Şimdi LEC'de bir format değişikliği var. Playoff'larda bir format değişikliği var. Kısaca anlatayım. Ezberimde kaldığı kadarıyla, yanlış söylersem düzeltirsin Aral. Şimdi, yine 6 takım playoff'a gidiyor. İlk iki takım bir üst tura direkt bay geçiyor. 4 5 6 ay 3 4 5 6. takımlar çeyrek finalden başlıyor. 3. takım rakibini seçebiliyor. Ama tabii ki 4.'yü seçemiyor. 5 ve 6 arasından rakibini seçebiliyor. Çeyrek finalde çıkan takımlar yarı finalde birbiriyle eşleşiyor. Yarı finalde 1. ve 2. takım birbiriyle eşleşiyor. Bu maçların kaybedeni, pardon, birinci ve Yarı ikinci final ve değil işte orası. ha? Çeyrek finalle yarı final arasında Yok. ekstra bir tur var Yok. Yarı arkadaşlar. final, üçüncülük maçı aslında şey. Bir sonraki tur. Bence öyle söylenmeli. Tamam. Yarı final, üçüncülük maçı Ya final. bilmiyorum. Bence o araya ekstra tur desek daha mantıklı. Daha anlaşılabilir oluyor. Çünkü öbür türlü Okey. çok kafa karıştı. Benim kafam karıştı açıkçası. Tamam, okey. Aral'ın dediği gibi çeyrek final değil, üçüncü tur diyelim, ikinci tur diyelim, final diyelim. Okey mi?
O daha Veya mantıklı. birinci tur, ikinci tur, final. Aynen. Her şeyi baştan alalım isterseniz. 4-5-6, Tamam. 3-4-5-6 birinci turda. Üçüncü takımın rakibini seçiyor. Kazananlar ikinci tura çıkıyor. İkinci turda birinci ve ikinci sıradaki takım birbiriyle yapıyor. Birinci ve ikinci sıradaki maçın takımın birinci ve ikinci sıradaki takımın kazananı direkt finale çıkıyor. Yenilen takım Üçüncü sıra ikinci çıkıyor. takım losers bracket dediğimiz üçüncülük maçına geçiyor. Alttan gelen takımların kazananı bu bir ve ikincinin kaybedeniyle yapıyor. Daha sonra maçın kazananı finale çıkıyor. Finalde yine tekrar belli oluyor. Aral'ın hep savunduğu bir sistemdi bu. Buyur abi biraz bahset istersen. Ya şöyle benim tam olarak savunduğum sistem bu değildi. En azından Ama yok ben araya girdim devam et abi. Worlds için en azından o sisteme doğru bir yaklaşma var. Çünkü bu durumda şunun şöyle bir avantajı var abi. Şimdi normal sezonu süper geçiren takımın yarı finalden başlamak dışında bir avantajı olmuyordu. Şimdi normal sezonu iyi geçiren iki takımın ikisi de avantajlı başlıyor. Biraz daha ne mesela Kore'deki format nasıldı abi? Normal sezonu en iyi geçiren en iyi yerden başlıyordu. En şampiyonluğa yakın olan oluyordu. En iyi ikinci geçiren en yakın ikinci oluyordu vesaire. Öyle diziliyorlardı. Şimdi bu formatta normal sezonu en iyi iki geçiren takımlar, şampiyonluğa en yakın olan takımlar. Bunların içinden playoff'a daha iyi giren şampiyonluğa en yakın takım oluyor. Diğer takım, normal sezonu ikinci bitiren takım yani en kötü üçüncü oluyor abi. Bak bu çok güzel bir özellik bence. Yani normal split'i ilk ikide bitirirsiniz siz puan alıyorsunuz demektir. Worlds puanı topluyor ya takımlar. Yüksek puan alıyorsunuz demektir hem de. Yani normal sezonu ikinci bitirmek sizi playoff'ta en kötü üçüncü yapacağı için en kötü senaryoda yani playoff'ta girdiniz iki maçı da kaybettiniz iki serinin de üçüncü oluyorsunuz. Bu normal sezonunu iyi oynayan best of one'ları iyi oynayan bir takım için çok avantaj. Ama bence bunun işte şöyle bir problemi var. Abi Worlds'e gidildiği zaman Worlds'te de daha değerli olan kısım playoff oluyor. Yani serileri daha iyi oynayan takım daha değerli kalıyor. Haliyle tekli maçlara bu kadar önem yüklemek biraz yanlış bence. Bunun mesela bir problem yaratacağını düşünüyorum ben. En iyi takımı bulamayacağımızı düşünüyorum ben. Her seferinde. Yine de eski sisteme göre bir upgrade bence. Abi upgrade ama işte burada işte şöyle bir sıkıntı çıkacak. Normal sezonda çok iyi başlayan takım. Ya şöyle normal sezonu iyi oynayan takımın dezavantajlarını azaltıyor. Evet. Onların da avantajı oluyor. Onların sorunlarını da gideriyor ama abi playoff'u iyi oynamanın da farklı bir şeyi var yani. Farklı bir değeri var. Ha bence böyle daha iyi oldu bu arada ama mesela Splice her sene playoff'u son sıradan girer. Playoff'ta daha iyi oynar. Performans yükselir. Daha çok ilerler diğer takımlara kıyasladığımız zaman. Ama abi Şimdi olmayacak o. niye olmayacak? Playoff'u oynayan takım yine aynı sayıda maç yapacak. Ekstra bir maç Hayır. yapacak. Şundan bahsediyorum. Aynı sede maç yapacak. Evet. Bir tane fazla tur atlıyor gerçi üçüncü olan takım. Üçüncüden mesela o sıradan gelen takım şampiyonluğa gidebilmek için ama playoff'u iyi oynamayan takımı daha çok ödüllendiriyor bu hal. Playoff'u iyi oynamayan ama normal sezonu iyi oynuyor. Sadece playoff'u iyi oynamayan demek saçma oluyor. Ama normal sezonu oynayan takımı ödüllendirdiği için de hiç problem yok. Ben doğru olacağını, yani işe yarayacağını düşünüyorum bu sistemin. Şöyle bir avantajı daha var bence. Pama Smith'in bir tane tweet'i vardı. O gereksiz ve sıfır hype üçüncülük maçının şeyi kalkıyor, olayı kalkıyor. Üçüncülük maçı aynı zamanda finale çıkma maçı oluyor. Ve aşırı hype bir maç Evet. oluyor. Yani çok daha iyi, çok daha Aynen kaliteli bir öyle. seviyeye geliyor. O zaman... Aynen zaten bu arada World puanı için de çok değerli bir maç aslında. Evet. Şimdi Aral'ın seçtiği 3 tane maç var. Bu hafta onlardan konuşacağız. Chat'e sorsam bir maç eklesek oraya. Chat'in istediği bir maç. Ya Çetin ne seçeceği belli abi. Fanatik maçını seçecekler. Aral Fatih'i konuşmak istemiyor biliyorsunuz. Bizim chat'te de bak bizim chat'teki de gelemeyen bugün ne dedi hemen fanatiği konuşsanıza diyor bak. Sonra hastayım abi. Gelip konuşsaydın Allah Allah. Can olmadığı için Fatih'i konuşmuyoruz arkadaşlar bugün. G2 OG maçından başlayalım. Ya G2 Orion maçından başlayalım. G2'nun üzerinde çok büyük bir hype var. Hatta belki de lig tarihinin en büyük hype'larından biri var. Şey kadar ya gerçi LCK zamanında
O KT roster ilk süper takım kurulduğunda bu kadar hype yoktu bence. Sadece Hmm. hype'tan ziyade beklentide soru işaretleri var. Hem soru işareti var hem hype var abi. Ama şey bir soru işareti var. Yani böyle insanlarda heyecan yaratan bir sonraki sahnede ne olacak, ne Evet. göreceğiz falan diye. Baya böyle heyecanlı bir film izliyormuş havası var G2 üzerinde. Ne olacağını bekliyorsun abi sen? Bence iyi olacak ya. Bu arada sert rakiple başlıyorlar. Sert rakip derken en azından Perks için sert rakip olacak. Sert rakip olması beklenen işte Patrick ismiyle oynuyor artık. Şerif. Şerif değil yani artık Patrick olacak. Patrick ve Miti. Mitya karşı oynayacaklar. Orta koridorda kolay kolay yenilmeyen bir Nükdak var. Üst koridorda kolay kolay yenilmeyen bir Alfari var ama ormanda kolay kolay yenilen bir koridor. Ve açıkçası yani şimdi biraz oyuncuların işte yayınlarını, solo queue'larını falan ProBuild'den işte Twitch'ten falan takip ettikçe yani Jankos'ta bir şey var abi. Bir oyun stilinde değişiklik var gibi gözüküyor Jankos'un. Tabii ki scrimlerde falan nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu sadece benim kendi çıkarımım ama eğer ki Jankos şeyinde gelirse, Jankos biliyorsun formunda geldi. First Blood Evet. King abi adamın Evet. lakabı boşa o değil yani. Jankos formunda gelirse maç dakika 15'te falan kopar yani. Tutamazlar yani. Yetenek olarak zaten çok üstte olduğunu söylemiştik G2'nun. Böyle bir eşleşmede Colt da çok kaybetmeye müsait bir oyuncuyken bunu da erkenden kaybederlerse çok büyük problem. Ve o yönde şampiyonlar da oynuyor bu arada. Yani kartopunu almak üzerine oynuyor şu Zaten anda. şu anda biraz orman metası da sanki o yönde artı Sejuani gibi. Yani Sejuani ile Zek zaten şey şu anda. Joker. Cep var. Onun dışında genelde Snowball'u almaya yönelik. Bakalım tabii farklı bir pik gelir. Helen gelebilir yani. Var öyle ihtimaller. Yankos'un da çalıştığı, benim de çaldığım Nasus Jungle piki var. Abi nasıl sanki profesyonelde de oynanmaz gibi geliyor ya. Abi counterplay yok ki Tunç. Hele profesyonel, şimdi profesyonel de eğer erken oyunda çok snowballlayamazsan ki olmadığı maçlar gördük daha öncesinde. Yok counter'ı. Ama ben de beklemiyorum açıkçası. İlk hafta gerçi ya yani ilk gün en azından beklemeli. İlk gün çünkü herkes motivasyon kaynağı için gidecek. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi Origen diğer maçı Fnatic'e karşı. Ve Origen bu haftadan 0-2 çıkma ihtimalleri çok yüksek. Ama 0-2 çıkmazlarsa bence işleri çok rahatlayacak onların. Sezonu playoff'a girme açısından. Çünkü yani en tepedeki iki takımla oynayacaklar. Hadi 3 takımın İkinci maçı ikisiyle evet onu oynayacaklar. diyecektim. Oraya ikinci maçı şey Fnatic'le. Yani bu muhtemelen en tepedeki üçlünün işte ben Misfits'i de o üçlünün bir parçası olacağını tahmin ediyorum. En tepedeki üçlünün ikisiyle oynamış olacaklar ve buradan birbirle bile çıksalar yani 0-2 çıkmadıkları sürece çok iyi bir durum onlar için. Yapabilirler mi? Bence çok zor. Yani ben ne G2'yu ne Fnatic'i abi skill farkı çok fazla iki takımla, yani bu Hiç yayınlarda takımların Orman arasında. Nasus'tan bahsettin mi Aral? Herhangi bir Kendi yayında. yayınlarında Yok mı? yok bizim yayınlarda. Yok, Bahsetmediysen bahsetmedim. biraz ondan da bahset istersen. Nasıl kaptın bunu Jankos'tan? Ne yapılıyor? Nasıl oynanıyor? Ve Abi neden ben şu anda counter play baktım. yok? Neden counterplay yok biliyor musun? Nasılsın? Çünkü stacklemesini engelleyemiyorsun. Jungle'da kendi kendine normal farmlarken stackliyor şampiyon, değil mi? Objektif kontrolü iyi zaten. Her zaman iyiydi Nasus Jungle'ın objektif kontrolü. Çünkü ultisi falan... Ya ulti açıp çok rahat sololuyorsun herhangi bir objektifi. Gerekirse ulti açıyorsun. Farmlamasını engelleyemiyorsun. Zaten belli bir dakikadan sonra eğer doğru eşya dizilimine giderse kayıtlanmıyor da Nasus. Çünkü %50'nin üzerinde sıvışma özelliği oluyor. Yavaşlatmalardan daha az etkileniyor. Bir de üstünde görkemli zaferi falan olduğu için Yavaşlatmalardan çok büyük neyle bir daha az etkileniyor abi? aynı şey çarp atınca şey var ya bir tane hem tenacity hem sıvışma efektleri ekleniyor hem de bir tane rune var oyunda. Sihirdar bir üst kullandığın zaman yavaşlatmalardan falan daha az. Çarpı. Ben hep şeyi çarpı nedense sihirdar büyüsü değilmiş gibi geliyordu bana. İşte Mantıklı. bunların hepsini biriktirdiğin zaman çok ciddi bir sıvışma özelliğin oluyor. Ve Nasus bu oyunun her zaman her tarihinde böyle saldın mı çok kasıyor tek atıyor abi. Her zaman böyleydi yani bu. Ve yani tutamıyorsun. Şimdi erken oyunda o yüzden yenmen gerekiyor Nasus oyununda. Erken oyunda ismini Erken tıkamıyor oyunda musun da peki abi? Zinza'yla çıkıyorsun. falan mesela. Yok. Onlardan ziyade Nasus'u salıyorsun, diğer tarafları kesiyorsun. Çünkü şeyi yok Nasus'un. Yani gidip de seni takip edip oraya işte counter gank atıp falan bir hedefi yok. Öyle oynanmıyor zaten.
Ormanda Çünkü bulup nasıl olsun? öldürebiliyor musun abi peki? Öldüremezsin çünkü double atar kaçar abi. Gerek yok zaten uğraşmaya yani. Çok canını dolduruyor pasifle falan. Hiç uğraşmaya gerek yok. O yüzden diğerlerini düşürmek çok daha kolay. Zaten nasıl düşürmene gerek yok. Karşı mid laner oyundan düşür. Senin bir tane kar topunu iyi kullanan mid laner olsun. Atıyorum Lissandra'n olsun mesela. Git sürekli rakip A'da geriye tak at. Sonra nasıl ne yapıyorsa yapsın. Sona bırakacaksın yani. Olayına dönüyor. Niye counter play yok? Çünkü nasıl tutmak zorundasın abi. Nasıl kesmezsen nasıl senin taşıyıcını kesiyor. Onu kesmeye çalıştığın zaman da özellikle mesela oyuncu EU'daki oyuncu tiplerinden mesela Reckless'ın çok işine gelir. Önünde bir tane Anasus olmaz. Çünkü kimse Reckless'a vurmayacak. Reckless çok iyi hasar çıkarır mesela onun arkasında. Ama Tersen peel işte yapıyor demiştin. dolaylı yoldan peel yapıyor evet. Yani evet gidip de şey yapmıyor. Mesela işte Sejuani gibi veya işte Poppy gibi kendi taşıyıcısının üzerine gelen tankları, suikastleri vesaire kitle kontrolünü alıp onları yavaşlatıp falan uzaklaştırmıyor belki ama rakibe o kadar büyük tehdit oluşturuyor ki rakip senin üzerine dalmak zorunda kalıyor. Yani yaparsa bu arada ya, yani G2 bunu deneyebilir çünkü çok fazla silahları var abi. Yankos'ta bu oyunu oynamayı versin takılsın tek başına diyebilirler yani. Yani cidden bunu yapabilirler yani. Ben ilk haftadan ilk günden en azından görmeyi beklemiyorum ama bu sezon yani 1-2 hafta içinde görmeyi bekliyorum kesinlikle. Zaten sezon arasında Karthus Jungle falan da oynandı. Karthus'un bence daha iyi versiyonu Nasus. Yani bu ikisini bu şekilde kıyaslayacak olursak. İkisi de çünkü ormanın içinde sürekli kalıyor. Sürekli farm yapıyor. Yani Nasus gördüğüm zaman oynayabileceğin iki tane şampiyon var şu anda. Ya iki tane stil var daha doğrusu. Ya tamamen erken önü domine edecek bir şampiyon alacaksın. Xin Zhao, Kamil, Lee Sin vesaire gibi. Nasus'tan uzak duracaksın ya da Zac oynayacaksın abi. Zac çünkü tek başına Nasus'u senin taşıyıcılarından uzak tutabilen yegane şampiyon. Sejuani falan tutamıyor. Zac tutuyor. Artı Zac'in bütün dezavantajlarını da Nasus hiçbir şey yapamıyor Zac'in bütün dezavantajlarını. Zac çünkü her zaman erken oyunu rakip ormancıya kaptırmasıyla bilinen bir şampiyon. Nasus hiçbir şey yapamaz Zac'e erken oyunda. Bir de büyük ihtimalle ben bu hafta Vayne'i de göreceğimizi düşünüyorum. Abi Vayne bilemiyorum ya. Her türlü yine de koridorda çok fazla şey Evet, veriyor. koridorda çok fazla dayak yiyor ama Kai'Sa falan oynanıyor abi sürekli. Kai'Sa ve Ezreal. Bak bu ikisine karşı seve seve alınabilecek bir Evet pick doğru. Vayne. Ve şu Ama anda çok oynanan şampiyonlar bu ikisi de. yine de abi karşı nişancıyı görmeden alınabilecek bir şey değil bence Vayne. Sona saklarlar önemli değil. Okey o zaman. Alır esnetirler. Top lane'de bile oynanıyor bu arada şu anda. Yok artık. Oynanıyor tanklara karşı falan çok rahat seçiliyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Caps oynar belki. Abi elinde iyi malzemesi olan takımlar oynar emin ol. O zaman ikinci güne geçiyoruz birlikte. Splice, Vitality, Aral'ın konuşmak istediği ikinci maç. Vitality biliyorsunuz çok önemli bir transfer yer. Mugli'yi aldılar. Orta koridora kadronun geri kalanı tamamen Ormana. ormana, orta koridoruna. Kadronun tamamı geri korundu. Splice'da tanıdığımız bir oyuncu var. Humanite, Splice'ın az kadrosunda oynayacak, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Onun dışında onlar da kadrosunu tamamen nerede korudular, neredeyse korudular. Norse gelen geçen sene de vardı. Hayır. Nasıl gelen şeyden geldi. Rocket'ten. Okey. Ama asıl önemli olan onlar için Visage Church'ı takasıydı. Çünkü hem o Doğan'la Visage Church'ı takası içinde görünürde daha iyi olan parçaydı Visage Church'ı. Daha uyumlu olan parçaydı hem de Zerze'nin çok iyi geçirdiği sezonda Visage Church'ı toplayın partileri. Ve şimdi güzel bir silah yani ellerindeki malzeme uyumlu olmaya çok müsait bir malzeme. İyi bir tank oyuncuları var. Yeri geldiğinde support oynayabilecek bir jungler'ları var. Hemen hemen her şeyi oynayabilen bir jungler'ları var. Çok iyi potansiyel gösteren ve yer yer taşıyabileceğini göstermiş bir humanoid var. Her ne kadar EU/LCS için ELC için daha çok erken olsa da böyle potansiyeli var ve geçen sezon bence çok underrated kalan yani hakkı verilmeyen desteklerden biri olan Norskan Norskan. var. Ben uzun süre kontrat bulamadı falan Norskan. Çok şaşırmıştım yani. Hatta Elise girmeyeceğini falan yazmıştı yani Twitter'da. Tuhaf gelmişti yani. Sonunda neyse ki iyi bir kontrat aldı. Kasingi'de yolladı sonunda Splice. Ve uyumlu olma ihtimali çok yüksek bir takım bence Splice. Bu elindeki kadroyla ama hiçbir zaman normal sezonda vitesi yükselten bir takım olmadı Splice. Ve karşılarında da normal sezonun en yüksek viteste oynayan takım var. Vitality. Vitality'nin ben muazzam bir transfer yaptığını düşünüyorum. Yani
bir takımın ihtiyacı nedir? Bu ihtiyacı karşılayacak oyuncu kimdir? Nasıl getirilir? Çok güzel gösterdiler bence. Tam olarak bütün tipleme oyuncu tiplemesi de ihtiyaçları olan ve oyuncu ve karakter tiplemesi de ihtiyaçları olan parçayı aldı Whitehead. Onlardan beklenti iyice yükseldi bence şu anda. Zaten geçen sezonu iyi geçirdiler. Normal sezonda iyi geçirdiler. Sonuçta yaz playofflarında hiç fena oynamadılar. Worlds'ü de iyi geçirdiler. Ve çok yeni bir takımlar. Hala yeni bir takımlar yani. Çaylak abi orta koridorları. Geçen sene çaylak, yılın çaylağı oldu adam ya. Ama abi Tamam yaşı çok maşı çok var. evet Dede oynayacak değil de. amca gibi gözüküyor ama çaylak sonuçta abi adam. Yani Yani o çaylak yüzden gibi çaylak saymamak lazım hani Cizuke'yi abi ya. abi tamam Atilla. Ya da Cizuke dedim abi. çaylaktı. Cizuke dedim sadece. Yani bu takım şu çaylakla geldi abi geçen. Jack Troll, Atilla ve Jezuke. Ve bu oyuncuların üçü de çok olgun, kendilerini geliştirmiş bir hale büründüler. İyi de bir parça aldılar. Ben ilk maçtan bu maçın mesela bayağı bir şey göstereceğini düşünüyorum. Normalde ilk haftanın ilk gün maçlarının çok şey göstereceğini düşünmem ama Vitality Splice maçının ben sezonun geri kalanıyla alakalı ve bu iki takımın gidişatıyla alakalı çok şey göstereceğini düşünüyorum ve Splice'ın ne yapıp edip bu maçı kazanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Splice bu maçı kazanamadığı an direkt olarak baş altı takımlar kategorisine düşecek. Playoff'u belki ucundan girecekler, belki giremeyecekler kategorisine düşecekler. Çünkü Vitality tempoyu artıran olayları hızlandıran onlar hızlandırdığı zaman G2 da hızlandıracak, Fnatic de hızlandıracak ki geçen sene herkes onların o yapmaya çalıştığını takip etmeye çalıştı. Biraz Fnatic takip etmedi ama kalan herkes bu hızı takip etmeye çalıştı. Uyum sağlayanlar tepeye çıktı, sağlayamayanlar altta kaldılar zaten. Splice'ın o yüzden ilk haftadan Vitality'ye mesaj vermesi gerekiyor. Burada sizin değil bizim borumuz öter demesi gerekiyor. Diyebilecekler ben bunu bence hayır diyemeyecekler. Çünkü Splice'ın da şöyle bir problemi yok. Abi Splice da neden yani nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Umarım Humanoid bunu değiştirir ama. Şimdi maça bakıyorum abi. Şimdi oyuncuların kameralarına falan bakıyorsun değil mi? Bir heyecan göremiyorum ya Splice'da. Böyle bir tutkuyla biz bu maçı koparırız falan modunu hissedemiyorum Splice'da. Vitality'de ise tam tersi. Vitality'nin ihtiyacı olan şey azıcık sakinlikti. Çünkü kimse de yok yani. Orada herkes çıldırıyor. Azıcık işleri iyi gittiği zaman. Jizuke'den başlamak üzere. Ya Atilla falan bile çıldırıyor yer yer. Onlar mesela o yüzden hafif hafif kendilerini sakinleştirecek ama işler iyi giderken ona uyum sağlayabilecek Mugli parça bunu aldılar. sağlayabilecek mi peki abi? Onlara. Ya sağlar. Karakter olarak çok yumuşak ve sakin bir karakter zaten. Ve oyun stili, şöyle bir oyun stili var Mugli'nin. İşler iyi giderken, işler hızlanmışken ona uyum sağlayabiliyor. Ona adapte oluyor. Ama geçen sezon bir özelliği vardı Mugli'nin. Her maç ama istisnası her maç. Mowgli her girdiğinde takımın performansı yükseldi. Bak Mowgli'nin performansından dolayı değil. Takım otomatik olarak daha iyi oynuyor. Adamın aurası iyi. Tamam mı? İyi bir aura getiriyorlar takıma. Aurası iyi ya. O yüzden çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım Splice'da ama bu maçın ciddiyetini bu şekilde mesaj vermeye gelerek oynuyor. Aral'ın Öteki maça bahsetmesi geçebiliriz. son maç. SK Gaming Misfits. Şimdi SK Gaming en başta konuştuğumuz kadrosu değişir tabii ki. Ama yine de en azından okuduğum kadarıyla sağda solda çok hafife alındığını söylüyor SK kadrosunun. Ve çok büyük sürpriz yapma potansiyeli olduğu yazılıyor SK Gaming ile alakalı. Şimdi bunun için iki tane, yani bunun ana sebeplerinden iki tanesi var. Biri Whirlip, diğeri Dreams abi. Neden bu adamlar bunun şeyleri var? Çünkü ikisi de iyi ULCS'de, iyi ULCS diyorum, iyi solo queue'sunda oynayan, işte Whirlip İspanya'da da oynamış, Dreams'de sürekli Ignar'ın yedeği falan olarak Misfits'te, Avrupa'da vesairede kalmış ve solo queue'da çok fazla gören adamlar. Bu adamların ikisi de solo queue'da çok iyiler abi. Gerçekten çok iyiler hem de. Yani solo queue'da gördüğün kadarıyla bu adamlar niye ULCS'de gidiyorsun? Tamam. Üstüne bir de iyi parçalar eklediler. Bence iyi parçalar ekliyorlar. Şimdi ormanda Frenic mi oynayacak, Serf mi oynayacak onu bilmiyorum. Muhtemelen Frenic oynayacak. Yani gidişat onu gösteriyor. Çünkü daha öncesinde de LCS'i zorlayan bir oyuncuydu Frenic. Nişancı'da da çok büyük ihtimalle Crown Shot oynayacak. Ama buralardan ne bekleyeceğini bilmiyorum. Bunun dışında bu hype'lanan işte Dreams, Whirlip ve hatta belki geçen sene işte fena performans göstermeyen Pirion'dan da bir şeyler almaya çalışıyor. Ama şöyle bir sıkıntıları var abi. Bu takımın parçaları birbirine benzemiyor abi.
Yani oyun stilleri çok farklı. Adapte olabilirler mi? Off-season nasıl geçirirler bilmiyorum. Off-season'ı nasıl geçirdikleri çok önemli olmakla birlikte. Oyun Yani. stilleri bu kadar farklı olan bir takımın başarılı olması çok zor. Ya biz eski engin gibi bu arada eski kadrosuna maç alamaz. Yani maç Evet. alamazlar ki kesin sonucu olur diyorduk. Ama o kadro değişti tabii ki. O kadro değişti. Bu halde kesin sonucu olurlar demeyeceğim. Ama açıkçası yani hadi belki Rogue'u iterler sonunculu ama belki bir de Excel ama yani playoff çok zor onların kadrosu için. Bilmiyorum Playoff'u ya. ilerlerse muazzam başarı. Çok sürpriz yapma potansiyeli olan bir takım diye konuşuyor. Yani Twitter'da takip ettiğim e-spor uzmanları diyeyim artık ne diyeyim. Onlar tarafından eski kadrosunun çok hafife alındığını ve çok da sürpriz yapabileceğini söylüyorlar. Abi sürpriz yaparlar. Şimdi alacak Wörlüp alakasız bir yerden Jax. 3-0 olacak Laynik'te. Tabi bitti maç. Sürpriz bu. Bu tarz sürprizler olur tabii ki. İlla ki ara ara böyle maçlardan gelecek. Pirin gelecek. Tek başına maç falan alacak. Ama bunları düzenli yapabilmek önemli olan sizi playoff'ta başarıya götürecek olan. O ben düzenli yapabileceklerini düşünmüyorum. Düzen konusunda, istikrar konusunda çok sıkıntı yaşamalarını bekliyorum. Evet mesela Dreams çok hype'lanıyor. Çok Ignar falan da. Onun arkasında da Solo Q'da falan çok iyi şey yaptı. Evet de 2 senedir Solo Q'da abi adam. Nerede hani hala niye giremedi LCS'e? Niye 2 sene sürdü abi bu adamın LCS'ye gelmesi? Bunlara bakmak lazım. Bak bunlar normalde şey gibi gözüküyor. Abi adam iyi falan filan diye görüyoruz ama abi adam iyiyse neden 2 sene sürdü LCS'ye gelmesi? Kasing'in oynadığı yerde bu adam niye oynayamadı? Ya daha kötü adamlar da sayarım bu arada. Kasing gene onların iyisi yani. Vadid de oynuyor ya ligde. Vadid Worlds yarı finali görüyor. Dreams gelemiyor abi. Demek ki o kadar da iyi değil yani. Göreceğiz. Rakipleri de Misfits de çok hype bir kadro kurdu tırnak içinde. Feviven geri döndü Elise'ye. Fnatic'ten Suaz'ı aldılar. Gorilla geldi. Hansama ile Maxtor devam ediyor. Sanırım en iyi iki oyuncularını zaten kurdular. Üstüne Evet. neredeyse yani neredeyse bütün pozisyonlarda daha iyi oyuncular aldılar. Abi Febiven U'daki son hali gibi oynarsa bu takım Fnatic'ten daha iyi takım. Bence. Biraz Ama da Febiven'in o Nemesis'ine halde bağlı oynaması olabilir lazım. ya. Nemesis de soru işareti sonuçta. Ben Nemesis'in çok soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Nemesis EU stilinde bir kuro abi. Ve onun için başkalarının erkenden taşıyıcı gibi oynaması lazım. BvP onu yapabilir. Potansiyeli var BvP onun bunu yapabilecek. Ama en büyük farkı yaratacak adam o MS olması için daha çok erken. O oyun stili için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ben Misfits'in yani kesinlikle çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Kağıt üzerinde çok iyi oturuyorlar. Ve eğer ki Febiven U'da oynadığı gibi oynarsa veya Clutch Gaming'i ilk sezonundaki gibi oynarsa o sezon da çok iyiydi çünkü Febiven'in 1'e 9 atmaya çalışıyordu sürekli. O zaman gerçekten çok zor. Bak Fnatic'in bile bu takıma eşleşmesi gerçekten çok zor. Çünkü sürekli Fnatic'in alt koridorunu yenen bir alt koridorları var. Upgrade'lediler. Bu alt koridoru. Hansaman'ın yanına Gorilla'yı getirerek upgrade'lediler. Çok daha esnek olabilecek, yenilmemeye oynayan bir laner kullanıyorlardı. Upgrade'lediler. Daha çok şampiyonla oynayabilen, daha tecrübelisiyle. Ormancı duruyor. Sağa sola gidip ölmeyecek. Yandaki çalıya kafa yaklaştığında ölmeyecek bir mid laner'ları var. Bence kesinlikle upgrade bu arada. Yani kötü haliyle bile daha iyidir kısmen Febiven. Bir de eğer iyi haliyle gelirse Febiven bu arada U'daki yani Febiven gitmeden önce U'daki en iyi midlerden biri olarak gitti abi. Doğru. Yani Febiven en iyiydi. Sonra Perks geldi. Sonra Caps geldi. Vesaire bu şekilde gidiyorken çok iyi seviyede gitti yani Febiven. O yüzden ne olduğunu hatırlamak lazım Febiven'ın da. O seviyelere yaklaşırsa tamamen çıkamayabilir. Muhtemelen çıkamayacaktı ama o seviyelere yaklaşırsa biraz Hansaman'ın üzerinden baskıyı alırsa ilgiyi odağa alırsa rakip takımların ilgisini odağına Hansaman'ı da tutacak çok şey yok çünkü. Ligde yok yani öyle bir adam. Ya bütün ligde yok bak. ULCS'in en iyi nişancısı diyoruz hep Reckless için. Reckless tutamıyor abi Hansaman'ı. Hiç tutamadı yani. Hep başka yerlerden kaybetti Misfits. O yüzden bu maçta da bu arada yani SK Gaming'in ne yapacağını görmek lazım. Fena da iyi de bir koçları var. Yani onlara iş yaptırabilecek vesaire falan. Bir görelim sürprizlerin takımı ne kadar sürpriz yapabiliyor. Dreams ne yapıyor sonunda Elise'ye girdi. Abi. Pirion Avrupa'da nasıl oynayacak bir görelim vesaire. Ama asıl Misfits'i görmek için fena da sınav değil çünkü Misfits için. Yani öyle çok boş, averaj, bomboş bir maç oynamayacaklar. İyi mücadele edebilecek bir takıma karşı oynayacaklar.
iyi mücadele edemese bile en azından daha yetenekli oyunculara karşı. Ben çünkü Rogue'dan falan çok daha yetenekli olduğunu düşünüyorum kadro elindeki. Muhtemelen belki de bu arada şeyden bile eski kadrosu. Orijinalden bile yetenekli olabilir. Yetenek toplamı olarak. Sadece yetenek olarak baktığımız. Ama oyun falan çok sıkıntı olacaktır bence onların orada. O yüzden Misfits'i görmek için güzel bir maç olacağını düşünüyorum o Çok maçın. alakası da Hans Zimmer'ın reklisi SD falan bahsettiğinde aklıma geldi. Bir ara abi Türkiye Plat Elo'sunda falan ben şeye karşı oynadım. HQ'ya karşı. Evet vardı onun öyle hareketleri. Evet, takılıyor herhalde. Ben ormandaydım. Ivern oynuyordum abi. Büyük ihtimalle birlikte girdiği bir destek vardı. Kalista Thresh oynuyorlardı. Abi hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Yani daha büyük bir 2v9 görmedim. Daha doğrusu 1v9 atladım. İki, yani Thresh çok fazla bir şey yapmadı. Adam script gibi her şeyi dodge'luyor. Her skill shot'ı, yani Kalista'yla ne skill shot'ı tutturacaksın da baskına gidiyorsun abi. Yani daha oyunun başı 4. dakika falan filan hiçbir şey yok. 3'te 3 aldı herif. Hiç kimse tutamıyor, hiç kimse bir şey yapamıyor. İnanılmaz eğlenceli bir oyundu yani yenilmesi. Kalista'nın OP olduğu dönemse Evet, Ruvelius evet. falan da yapardı. Evet. Ya abi Ruvelius'a Yani karşı yani denk gelmişti. Profesyonel sonuçta plat seviyesinde kime biz karşı Zaytnot görmek yapamazdı o işleri abi. Zaytnot hiç Kalista oynamaz bu arada oynadı abi daha arkadaşlar yani. sonra ya Kalista. Oynadı da yani gene de kötü oynadı abi. İyi oynadığı maçlar da vardı abi ya. Şimdi Abi ben yok kızın Zaytnot'un hakkını yiyeyim. Kalista'sı iyi değil abi. Tamam ligimizin en iyi oyuncusu, ligdeki en iyi şarjı falan ama ya Kalista'sı iyi değil abi adam. Neyse. Bir ara aynı şey ise Beşiktaş'ın nişancısı kimdi? Beşiktaş'ın esports'un zamanında. Nar Taldırı. diyorsun mu? Ha, Nar diyorsun. Nar diyorsa Kalista oynayamıyor diyorlardı. Çocuk çıkarıp vurmuştu küsküyü. Neyse. Kapatmadan önce Aral. Şimdi konuşmak istemiyorum dedin ama bizi linçlerler. Çok çok kısa bir Fnatic'ten de bahsedelim. Fnatic'ten neden konuşmak istemediğini anlayabiliyorum. Çünkü Caps'in yerine gelen Nemesis çok fazla üzerine konuşulacak bir oyuncu değil. Geri kalan kadro tamamen korundu ve SK Gaming ve Origin'le yapıyorlar ilk hafta. Hakikaten üzerinde konuşacak çok fazla bir şey yok. Ama en azından Fnatic'ten beklentilerini biraz söylersen Abi çocuk iyi oyuncu bu arada. Üzerine konuşulmayacak diyoruz da. Nemesis iyi oyuncu. Bence iyi oyuncu yani. abi tabii Ama ki özür dilerim araya şöyle girdim bir ama problem var. Tabii. bazı oyuncular vardır. Flashy derler ya. Caps flashy bir oyuncu abi. Evet, bazı oyuncular vardır. Hakikaten konuşabilirsin abi onu. Şurada bunu yaptı, burada bunu yaptı. Ama Nemesis söylediğin kadar ya kuru gibi görev adamı. Yapması gerekeni yapacak. Ya bak mesela az önce biz bu şeyleri konuşurken ben arada Bilibili'nin maçını açtım abi. Kurogan hayvan gibi Galio oynamış abi. Hayvan gibi oynamış. Tamam mı? Ama oyuna da oyun stilinden dolayı başkası taşıyor abi. O adam taşımayacak aslında. Şimdi Fnatic'te de böyle bir problem var abi. O yüzden bence bir boyu tuttular bu arada. Çünkü o yırtıcılığı gösterebilecek adam. Evet bazen ipin ucunu kaçırıyor. Bazen kontrolsüz hareketler yapıyor ama Rek'Sai değil abi o adam. Maçı başından sonuna alacak da baskıyı kuracak sürekli ekibin üstüne ve senin takımında onu hayatta tutarak maçı kazanacak bir oyuncu değil Reckless. Bir bu tip bir oyuncu. O yüzden bence bir boyu tuttular. Onunla oynayacaklar ve fokusları bence maç için odakları bir boy üzerine olacak. Reckless gibi bir avantaja sahip olmayı da bence Hillsong'i bol bol çıkarıp Reckless'ı tek bırakarak kullanmaya çalışacaklar. Ve bu onlar için iyi bir formül olur aslında. Çünkü Hillsong iyi roam atar. İyidir yani bu. Viupo baskı kurma konusunda hiç fena değil. Brox'a geçen Worlds'u çok iyi oynadı ve erken oyunu çok alıp götürebileceğini gördü. Tamam bu üç parça bir araya geldi. Bir de bunlara yandan arkadan kahraman dalışı gelecek abi. Çok güzel formül 4'e 4 için. Senin bir de emniyet subabın var. Reckless. Maç işler iyi gitmezse bizi maçın içinde tutabilecek diye bir adam. Çok güzel formül. Ama şöyle bir problemleri var abi. Viupo adına işleri iyi gitmediği zaman maç çok uzayacak abi Fnatic adına. Ya maçı çok uzatmaları gerekecek maçı kazanabilmek için. Ve maçı uzatmak her zaman bir risktir. Hele şu anki oyunda daha da risk. Çünkü birkaç tane işte off-season'da izlediğimiz maçlardan gördüğümüz kadarıyla yeni sezonda çok az maç izledik. Sadece LPL maçları var ama abi ya şeyde Kespa Cup'ta çok güzel bir maç örneği vardı onun. Tam beraber de konuşuyorduk. Damwon Gaming'in kazandığı bir maç vardı. 12-1 mi ne gerideler tamam mı? Çuvalla altın farkı var. Bir tane Baron çaldılar abi. Baron'la maç bitti. Oyunun uzaması şu anda bu açıdan çok büyük risk ve sen oyunun odaklasına geride gidiyorsun daha da büyük riskle gidiyorsun
O yüzden bu riskler onlara uzun vadede problem çıkarabilir. Onların tavanını bu sezon bence Nemesis'ten ziyade Reckless'ın mentalitesi ve Bibipo'nun ne yapacakları gösterecek. Eğer Bibipo Wunder'in üzerine çıkarsa bu sezon top laner'lar seviyesinde ve bir takım buna uyumlu oynarsa, Nemesis'te, Hillsong'da herkes de buna uyumlu oynarsa, herkes rolünü kabul ederse, roller doğru oturursa eğer Fnatic'te, o zaman hala büyük şampiyonluk adaylar. Belki de bir numara olacaklar. Ama bunu yapamazlarsa çok fazla uyumsuz, dağınık parçaları olmuş olacak ellerin. Olmaz. Umarım öyle olmaz. Umarım iyi bir takım olurlar tekrardan. Barcelona'da iyi bir koçlar olacak. Young Buck bu arada tam koç oldu bu sezon. Aynen. Onlara koç olacak. İyi de bir abi modelidir onlara. İş çıkarmaları muhtemel. Ya gene iyi olacaklar da ne kadar iyi olacaklar? Ya birincilik kadar iyi olacaklar mı? Onu sezon içinde bir puanı yapacak. Bence en çok bir puanı yapacakları gösterecek. O zaman mekan sapmasında sonuna geldik. Programı kapatmadan önce dünkü Üçlü Kuvvet'i izlemediyseniz, orada belki de kaçırdıysanız, programın ortasında bir şey söyledim. Perşembe günkü yayında ve Cuma günkü programda oluyor, YouTube programında. Sizin çılgın tahminlerinizi değerlendiriyor olacağız. Aşağıda yorumlara kendi çılgın tahminlerinizi yazın. Birlikte artık Perşembe günü yayında kim varsa sizin çılgın tahminlerinizi değerlendireceğiz. 2019 LoL Espor sezonu ile alakalı. Diyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı Evet, siz bu videoyu izlerken de muhtemelen Damwon Genji maçı oynanıyor. Bu maçı da Aral? izleyin. Kaçırmayın. Kore'de başlıyor olacak. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Kore'den de bahsedebilirmişiz aslında. Neyse, kısmet. Haftaya. Ama ilk hafta maçlarında çok şey yok ya. İkinci, üçüncü haftada çok güzel maçlar var. O zaman daha çok bahsederim. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Gelin bize Twitch'te katılın. Discord kanalımıza gelin. Burada abone olun. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça kalın. Eren'i çağırayım.